Kendisine has özelliği, sahibine bağlılığı, koruma içgüdüleriyle dünya çapında nam sahibi olan Kangal köpekleri hakkındaki rivayetler dikkat çekiyor. Bir rivayete göre Kangal köpeği milattan önce Asurlular ve Babililer zamanında türedi. Aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak, savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildi. Numara olmuş köpek. Bir diğer rivayete göre ise Hint mihracesi dönemin Osmanlı padişahına bir köpek hediye etti ve bu köpek boğuştuğu aslanı öldürünce büyük beğeni kazanarak Osmanlı'da yetiştirilmeye başladı. Osmanlı ordusunun Doğu Seferi sırasında askerlerin yanlarında getirilen köpeğin Sivas'ın Kangal ilçesi Deliktaş köyü yakınlarında kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, Kangal'daki köpeklerin de bu köpeğin soyundan türediği de rivayette anlatılıyor. Ben ne zaman dersem saldırıyorsun. Tamam, saldır oğlum. Dur oğlum. Yanıma. Gel buraya. Buraya gel. Saldır oğlum. Dur oğlum. Aferin oğlum. Aferin yamanıma. 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Kangal köpeği aslan kadar kuvvetli diye tanımlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlı'nın Avrupa'ya yayılmasına çoğu Avrupa çoban köpeğinin de bu ırktan türediği de rivayetler arasında. Menşei Sivas'ı Kangal ilçesi olan köpekler son zamanlarda İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da toplumsal olaylarda caydırıcı olarak kullanılmaya başladı. Ayrıca Kangal köpekleri orduda da, sınır karakollarında da, sınırların korunmasında da yardımcı unsur olarak kullanılıyor. Kangal köpekleri özellikle soğuğa dayanıklı, iyi bir koruma köpeği olarak biliniyor. Kangal köpekleri Anadolu'da sürülerin yırtıcı hayvanlara karşı korunmasında etkin rol alıyor. Sahibine bağlılıkları, duygusal boyutlara varan hayvanlar çocuk dostu olarak da biliniyor. Çok cesur, kuvvetli, çevik ve hızlı koşan bir tür olan kangalların verilen görevi canı pahasına da olsa yerine getirdiği belirtildi. İyi hayatım olsun. Ya buraya. Şurayı fazlalaştıracağım.